Tarihi, asırlar öncesine dayanan bir şehir Kocaeli. Birçok uygarlık onun topraklarında doğmuş, onun topraklarında kök salıp büyümüş. Hep önemli yerlerin, önemli yolların merkezi olmuş bu asırlık kent. Kahramanlık destanları yazılmış bu kentin kalbinde. Topraklarında sadece zamana meydan okuyan çınarlar değil, tarihe adını yazan komutanlar yetişmiş. İşte şimdi tarihe canlı şahitlik yapmış bu kent bize sesleniyor. Ben, kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir çınarım. Kadim zamanlara ve tarihe canlı şahitlik yaptım. Topraklarımda önemli medeniyetler kuruldu. Ben, imparatorluklar şehri İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısıyım. 1000 yılları, 5000 yılları devire devire bugüne gelmiş medeniyetlerin beşiğiyim. Doğu batı arasında bir köprüyüm. Çin'den başlayarak Avrupa'ya giden tarihi ipek yollarının birleşme noktasıyım. İstanbul'dan Hicaz'a giden Sürre alaylarının konakladığı Hicaz Demir Yolu'nun ilk istasyonuyum. Ben Selçukluyum. Osmanlı'nın ilk sancak merkeziyim. Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından 16 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya duyurulduğu yerim. Ben şifalı Çene Dağı suyunun menbaı Derince'yim. Bir dünya markası İpek Halı Merkezi Körfez, Pehlivanlar Diyarı Karamürsel, Donanma Şehri Gölcüğüm. Kocaeli'nin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra, Sanayi ve Teknoloji Bölgesi Gebze, Dağ ve Yayla Turizminin adresi Kartepe'yim. Organize Sanayi Bölgelerinin Merkezi Dilovası, Bankacılık Üssü ve Ticaret Merkezi Çayırova, Kültür ve Turizm Bölgesi Darıca, Uygarlıkların Beşiği ve Medeniyetlerin Başkenti İzmit'im. Adını Akçakoca Gazi'den alan sanayi, bilim, kültür ve turizmde marka şehir Kocaeli'yim. Kocaeli. Çağlar boyunca birçok seyyahın adımları bu kenti arşınladı. Birçok seyyah, birkaç gün geçirmek için geldikleri bu kente aşık olup bu topraklara yerleşti. Toprağından kültür ve medeniyet fışkıran bu büyüleyici kenti birçok seyyahın ağzından dinledik. Ama hiçbiri Kocaeli'yi Evliya Çelebi gibi anlatamadı. 1631 yılında Kocaeli'ye gelen Evliya Çelebi'nin cümleleri sayesinde bu kentin doğasını, insanlarını, güzelliklerini sanki oradaymış gibi yaşadık. Bakın Evliya Çelebi, ünlü seyahatnamesinde Kocaeli ile ilgili neler kaleme almış. Orhan Gazi 1339 yılında İzmit Kalesi'ni fethetmek için önce Kocabey'i kumandan atayarak "İznimdir, var git" buyurmuş. Sonraları bu söz İzmit adını almıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, İzmit'i Anadolu'dan bir sancak ve itibarlı kaza olarak yazmış. Bakımlı büyük bir şehirdir. İskelesi büyük bir limandır. Sayısız tüccarı vardır. Şehir 23 mahalledir. 3 mahallesi Hristiyan, 1 mahallesi Yahudidir. 23 camii vardır. Çarşısı 1100 adet sanat ehlinin dükkanlarını içine alır. Tüccar hanlarında bütün kıymetli malları bulmak mümkündür. Hünkar Sarayı yakınında devlet tersanesi vardır. Şehrin bütün evleri yüksek tepeler üzerine yapılmış olup kıble tarafından denize bakar. Sokakları baştan başa beyaz taşla kaldırım döşelidir. İzmit Gölcüğü'nün bittiği yerde deniz kıyısında çok meşhur tuzlası vardır. Tuzu son derece lezzetlidir. Beyaz kirazı ve kızıl elması meşhurdur.
400 yıl önce Evliya Çelebi'nin güzel tasvirleriyle övdüğü İzmit'i düşünerek, bugünlere ışık tutmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarihine belgesel tadında kültür yolculuğuna çıkıyoruz. Anadolu'yla İstanbul'un arasında köprü görevi gören ilimiz Kocaeli'yi daha yakından tanımaya ne dersiniz? Kocaeli, tarihi en eski şehirlerimizden biri olarak geçmişin tüm kültürlerini kucaklar. Doğu ve Batı arasında adeta bir köprü vazifesi gören şehir, tarihi Nikomedya uygarlığından Türkiye Cumhuriyeti'ne nice medeniyetleri ağırlamıştır. Tarihi kaynaklara göre Bitinya ismi verilen bu yöreden Frikyalılar, Megaralılar geçmiş, M.Ö. 337 ila 357 yılları arasında Bitinya Krallığı'nın merkezi, M.Ö. 74 yılında ise Roma'nın eyalet merkezi olmuştur. Şehir, 1078'de Anadolu Selçuklularına teslim eder kendini. Anadolu Fatihi olarak bilinen Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentini bir zamanlar İzmit'e bağlı olan İznik'e getirir. Haçlı ve Latin işgalleri sonucu bölge Bizansların eline geçer. Orhan Gazi zamanında 1331 yılında Akçakoca Gazi tarafından Kocaeli, Osmanlı topraklarına katılır. Mezarı, Kandıra Babatepe'de olan Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi, Osmanlı'yı Karadeniz'e ilk açan komutan olarak adını Kocaeli tarihine altın harflerle yazdırır. Kocaeli bölgesinde yapılan bilimsel araştırmalar, insanların binlerce yıldır bölgede yaşadığını göstermektedir. Kurulan uygarlık ve devletler, insanlara hizmet etmek için çok önemli çalışmalar yapmıştır. Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa, 1337 yılında Kocaeli'nin ilk sancak beyi olur. Bu dönemden sonra şehir, önemli bir merkez haline gelir. Osmanlı Devleti'nde 1868'de Taşra'da da belediye kurulması için talimat verilmiştir. 6 Ekim 1868 tarihli belediye nizamnamesiyle yerel yönetimler olan sancak ve kaza merkezlerinde yeniden yapılanmaya gidilmiş, belediye sisteminin temelleri atılmıştır. 1876'da Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1871 yılında yapılan ilk belediye seçimlerinde İzmit'te şehir ve kasabada yaşayanlara hizmet vermek üzere bir başkan, bir muavin ve 6 üyeden oluşan belediye meclisi oluşturulmuştur. 1877'de Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunlarla Kocaeli bölgesi doğudan Dahiliye Nezareti yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı bağımsız sancak merkezi olmuştur. Adapazarı, Kandıra, Geyve, Karamürsel, Yalova, Gebze kazaları 1888 yılında Kocaeli'nin merkezi İzmit Sancağı'na bağlanmıştır. 1910 tarihli arşiv belgesinde bağımsız İzmit Sancağı'nın yüz ölçümü 8100 kilometredir. Nüfusu 349.000, sancağa bağlı kaza sayısı 6 olarak tescil edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra İzmit Sancağı, Kocaeli vilayetinin merkezi olmuştur. 1930 senesinde çıkarılan 1580 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Belediyeciliğinin temeli atılmıştır. 1955 tarihli arşiv belgelerinde Kocaeli'nin yüz ölçümü 3987 kilometre gözükürken, 1960 tarihli nüfus sayımına göre Kocaeli'nin köylerle birlikte toplam nüfusu 297.000'dir. Buna göre 1960 yılında Kocaeli'ye bağlı 6 kaza merkezinin nüfusları Gölcük 19.114, Gebze 7.867, Karamürsel 6.224, Kandıra 4.908 ve Kaynarca 749 olarak tespit edilmiştir.
Kocaeli'nin merkez ilçesi olan ve aynı adı taşıyan İzmit, Kocaeli'nin daha sonra bütün sınırlarının merkez kabul edilmesiyle birlikte vilayet merkezi özelliğini hukuken kaybetmiştir. Büyük sanayi kuruluşlarının ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu İzmit, sanayi şehri olarak tanınmasının yanı sıra kültür, sanat ve eğitim merkezi olma yolunda ciddi atılımlar yapan bir şehir haline gelmiştir. 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasayla Büyükşehir Belediye sınırları için yeni kıstaslar getirilmiştir. Buna göre büyükşehir olma koşulu nüfusun en az 750 bin olmasıdır. Aynı yasa nüfus yoğunluğu çok yüksek olan İstanbul ve Kocaeli illerinin tamamını büyükşehir sınırları içerisine almaktadır. Sanayi ve ticaret kenti Kocaeli bir zamanlar Düzce'den Ava'ya, Pendik'ten İzni'ye, Taraklı'dan Akçakoca'ya birçok bölgeyi kapsayan koca bir ildi. Nüfus arttıkça küçülmeye başladı. Sakarya il oldu, İznik Bursa'ya bağlandı, Tuzla başlı başına bir ilçe oldu, Kocaeli'nin nüfusu 2016 yılı nüfusuna göre 2017 yılında %28,3'lük artış hızıyla 52.493 kişi artmış ve 1.883.270 kişi olmuştur. İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca ve Dilovası olmak üzere 12 ilçesi bir büyük şehir olmak üzere 13 belediyesi, 472 mahallesi bulunmaktadır. Kocaeli, ülkemizin en önemli sanayi kentidir. Türkiye imalat sanayinde %13 pay sahibidir. 250'si yabancı sermayeli olmak üzere yaklaşık 2300 önemli sanayi yatırımı bulunmaktadır. İstanbul'dan sonra ekonomik güç bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Kocaeli, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımıyla Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından birisidir. İzmit'ten Kocaeli'ye birçok iliklere sahne olan Kocaeli, Karadeniz, Ege Denizi ve Sapanca Gölü'ne kıyısı olan tek ildir. Karadeniz'in ikinci adası Kocaeli Kefken Adası'dır. Çin'den başlayarak Avrupa'ya giden İpek Yolu kollarının birleştiği yolların merkezidir Kocaeli. Müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey, dünyaca ünlü resimlerini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapmıştır. Kuvayi Milliye Kahramanı Yahya Kaptan, Kocaeli Tavşancıl'da ebedi istirahatgahındadır. Tarihi Yörük Obası, Sığırlık Merası, Kocaeli'ndedir. Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri ile Kocaeli, bilim şehridir. İlk sanayi hamlesinin başladığı yer olan Kocaeli'de yıllarca hereke ipek halıları üretilmiştir. Türkiye'nin ilk bilim ve teknoloji merkezinin en büyük kampüsü olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Kocaeli'de kurulmuştur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncesinde Kocaeli'de 45'e yakın ilçe ve belde belediyesi vardı. Belediyelerin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bilinmiyordu. Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra öncelikle ilçe sayısı 6'dan 12'ye çıkarıldı. Belde belediyeleri birleştirilerek ilçe haline getirildi ve belediye enflasyonuna nokta koyuldu. İlçe belediyeleri ile büyükşehir arasında birlik ve beraberlik sağlanarak hizmet seferberliği başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra Kocaeli bölgesi her bakımdan modern bir kent haline geldi. Rekorlar önemlidir. Kocaeli belediyecilik tarihinde en uzun süre belediye başkanlığı rekorunu elinde bulunduran bir isim var. 3 dönemdir başarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten İbrahim Karaosmanoğlu. 1977 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Karaosmanoğlu 1989-99 yılları arasında Yuvacık Belediye Başkanlığı yaptı. AK Parti'nin kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 28 Mart 2004'te İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Aynı yıl içinde yapılan Büyükşehir Kanunu'yla İzmit Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmuş, İbrahim Karaosmanoğlu da ilk Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Yuvacık Belediye Başkanlığı ile birlikte 30 yıla yakın belediye başkanı olarak bu kente hizmet eden Karaosmanoğlu, Kocaeli belediyecilik tarihinin canlı şahidi olarak kameralarımıza şu bilgileri veriyor. Herkes tarafından görülmeye layık güzellikleri var. Tarifi mümkün değil. Samanlı dağlarımız, yaylalarımız çok mükemmel. İzmit Körfezi dünyanın en güzel iç denizlerinden bir tanesi. Harika sahillerimiz var. Sapanca gölümüz, ayrı bir tatlı su gölü, bir havzamız. Kartepe'miz, değil mi? Kayak merkezimiz var. Yani coğrafi olarak, doğal olarak dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yeşille mavinin bütünleştiği bir şehir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle marka kent haline gelen Kocaeli sürekli gelişerek büyüyor. İstanbul'dan sonra tüm il sınırlarında uygulanan Büyükşehir Belediyesi yasasıyla birçok büyük şehire rol model olan Kocaeli, Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif görevi görmektedir. Kanalizasyonların küçücük bir deniz olan İzmit Körfezi'ne akıtılması yakışmıyordu. Allah'a şükür imkanlarımız da oldu. Bu imkanları değerlendirdik. Milyonlarca para harcadık ama helal hoş olsun yerinde harcadık. Şu anda bir gram dediğim gibi kirli su, atık su denize akıtmıyoruz ve İzmit Körfezi'nde artık normal olarak vatandaş olarak gidip sahillerinde oturabiliyoruz, yemeğimizi yiyip çayımızı içebiliyoruz, sporumuzu yapabiliyoruz ve yüzebiliyoruz. Kocaeli'ni 2023 hedefine taşıyacak ulaşım ana planı ve lojistik ana planlarımızı da tamamladık. 10 yılda atık su arıtma oranımızı %99'a çıkardık. Köylerimize kadar atık su ve içme suyu arıtma tesisleri kurduk. Evimizin mutfağı gibi gördüğümüz İzmit Körfezi'ni yoğun bakıma aldık. Atık suları arıtırken deniz uçağımızla körfezi kirletmek isteyen gemilere göz açtırmadık. Kocaeli'nde su musluktan içilir diyerek 13 adet içme suyu arıtma tesisi inşa ettik. Kocaeli'ni 100 yıllık borç yükünün altına sokan dünya tarihinin en pahalı barajı Yuvacık Barajı'na karşılık, Kocaeli'nin 100 yıllık su sorununu çözecek Namazgah Barajımızı 1,5 yıl gibi bir sürede tamamıyla kendi bütçemizle hizmete açtık. Gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla 10 yılda 200 kilometresi duble yol olmak üzere 1820 kilometre yeni yol yaptık. Kentte ne varsa köyde de olsun istedik. Otoyol kalitesindeki köy yollarıyla kentten köye göçü başlattık. Durmak yok, yola devam dedik. Kimse yolda durmasın istedik. 46 adet köprülü kavşak ve tünel inşa ederek trafikte tıkanan damarları açtık, hayatın akışını kolaylaştırdık. Akçakoca Beyinden adını alan Kocaeli'nde tarihimizi yok saymadık. Kocaeli'nde sadece 10 yılda 67 restorasyona imza attık. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünden yola çıkarak kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal tesisler ve hizmet binalarını hayata geçirdik. Gururla insanımızın hizmetine sunduk. Sosyal risk altındaki gençlerimize Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile sahip çıktık. Hasta nakil ambulanslarımız gece gündüz çalıştı. Engellilerimize bir telefon kadar yakın olduk. Barınma merkezimiz 7 gün 24 saat kimsesizlerin evi oldu. Kimse aç kalmasın diye evlere kadar sıcak yemek servisi yaptık. Sokaktaki canlarımızı da unutmadık. Onları doğal yaşamlarından ayırmadık. Modern ameliyathanelerde tedavilerini yaptık, 5 yıldızlı otel konforunda ağırladık, isteyen ailelerin de sahiplenmesine imkan sağladık ve sıcacık yuvalara uğurladık. ...4,5 milyar liralık yatırım yaptık.
Yeni Kocaeli'nde yüzlerce yeni hizmetle süsleyeceğimiz nice 10 yılları temenni ediyoruz. Tarih var burada. Yani ta Nikomedya'dan yazılı tarih olarak biliyoruz. Daha sonra Bizans'a geliyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi. Çok geçmişi çok derin olan bir yer. Geçmişte de çok değerliymiş. Bizans'ta da değerliymiş. Yani Osmanlı öncesinde de, Nikomedya döneminde de başkentmiş zaten İzmit. Kültür yönüyle de çok geniş. Çok güzel insanlar yetiştirmiş, büyük kahramanlar yetiştirmiş bir şehir. Yani ne kadar tanıtsak bana göre tam tanıtımını yapamayız. Keşfedilmeyi bekleyen Marka Kent Kocaeli'nin İzmit Saat Kulesi ve Şelalesini, Kasr-ı Hümayun'u, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni, Seka Parkı'nı, Mevlevi Evi'ni, Gebze'de Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'ni, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni, Eski Hisar Kalesi'ni, Kartepe Kayak Merkezi'ni görmeden, İzmit Körfezi sahillerini, Yuvacık Barajı ve çevresindeki doğal güzelliklerini, Beşkayalar Tabiat Parkı'nı, Ballıkayalar Vadisi'ni, Kandıra'nın doğal plajlarını, trekking parkurlarını gezmeden, Kandıra yoğurdunu ve peynirini, Derince'de çene suyunu, İzmit pişmaniyesi, yarımca kirazını tatmadan, Hereke İpek Halısı'nı, Kara Mürsel Sepeti'ni almadan dönmeyin. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sundu.